أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bir hadis sohbeti programında daha beraberiz. İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Takva adlı bölüm. Takva adlı bu bölümünden ilk hadisimizi okuyalım. 69 nolu hadis. An Ebi Hurayra'ta, Hazreti Ebu Hureyre'den gelen radıyallahu anhu, Allah kendisinden razı olsun. Kâle, dedi ki, gîle, denildi ki, yani birileri demiş, ya Resûlallâhi, ey Allah'ın Resûlü. Birileri, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sormuşlar. Men ekramun nâsi, insanların en değerlisi kim? En saygını, en iyisi kim? Men ekramun nâsi, kâle, buyurmuş ki, etkâhum, en takvalı olanı. Onlar insanların en değerlisi kim diye sormuşlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en takvalı olanları diye cevap vermiş. Aklımıza ayet-i kerime geliyor. İnne akramakum, sizin en değerliniz, indallahi, Allah katında, etkâkum, en takvalı olanlarınızdır. Cenab-ı Hakk'ı en çok gözeten, hayatında ona en çok yer veren, sözlerinde ve davranışlarında. Cenab-ı Hak ne der korkusuyla hareket edeniniz, en değerliniz onlar. Fekalu, bunun üzerine dediler ki, leysa an hâzâ nes'eluka, ya bu değildi bizim sorduğumuz. Onlar böyle demek ki isim beklediler. Yani en değerlisi kim ya Resulallah? Desin ki falancadır, filancadır, birilerinin isimlerini versin. Allah'ın Resulü'nün verdiği cevap eylem üzerinden oldu. Kim şöyleyse onlar en iyileridir. Yani etkâhum, en takvalı olanlar kimlerse onlar en iyileridir. Çünkü mutlak gaybı bilen Allah Azze ve Celle'dir. O bakımdan iyilik sürecindeki yarışımız Kur'an'da nice ayette hep iyi ameller üzerinden tanımlıdır. O iyi ameller üzerinden en güzel neticeleri Allah Azze ve Celle katında kim alıyorsa onlar en iyileridir. Resulullah da aynı şablonu kullanarak onlara isim vermemiş. Demiş ki en takvalı olanlar en değerli olanlardır. Böylece bekledikleri cevabı alamayınca demişler ki leysa an hâzâ nes'eluka, biz bunu sormuyoruz. Bu kez Allah'ın Resulü kâle, buyurmuş ki, yani madem illa isim istiyorsunuz o zaman fe Yusufu Nebiyyullahi, o zaman Yusuf'tur. Allah'ın peygamberi Yusuf. İbnu Nebiyyillahi, Allah'ın peygamberinin oğlu. İbnu Nebiyyillahi, o da yine Allah'ın peygamberinin oğlu. İbnu Halilillahi, o da Allah'ın dostunun oğlu. Halili, Cenab-ı Hakk'ın özel dostu. Yani Hazreti İbrahim aleyhisselam. Dolayısıyla baktığınız zaman şecereye, Hazreti İbrahim aleyhisselam, onun oğlu Hazreti İshak aleyhisselam, onun oğlu Hazreti Yakup aleyhisselam, onun oğlu Hazreti Yusuf aleyhisselam. Bu denli ardışık nübüvvetin devam ettiği, peygamberliğin devam ettiği son derece değerli bir zincir. Onlar, Araplar, hep ataları üzerinden değer biçtikleri için, babaları üzerinden değer biçtikleri için Resulullah'tan böyle atası üzerinden, babası üzerinden bir isimlendirme beklercesine soru oluşturunca Allah'ın Resulü de onlara Allah Azze ve Celle katında değerleri ifade edilmiş, peygamberlikleri belli olan, Cenab-ı Hak katındaki değerlerini bildiğimiz kişiler üzerinden bir evlat Hazreti Yusuf aleyhisselam, onun babası Hazreti Yakup aleyhisselam, onun babası Hazreti İshak aleyhisselam, onun da babası insanlığın imamı
Hazreti İbrahim aleyhisselam üzerinden cevap verdi. Belki bekliyorlardı ki benim desin yahut etrafındakilerden birinin ismini versin. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem verdiği cevapla da onları eğitti. Bizim Cenab-ı Hak katındaki beklentimiz, nedenli yüksek ümidimiz, nedenli yüksek olsa da Allah Azze ve Celle'ye karşı tevazumuz da buna eşlik etmeli. Cenab-ı Hakk'ın hükmüne, onun rızasına uygun amellerle ancak bunu ilerletebiliriz. Salt bir iddia, öylesine bir iddia ile hep kendisini öne çıkarmak, kendisini en iyi diye takdim etmek, böylesi bir süreçte onlara Allah'ın elçisi en güzel örneği koydu. İşte bakınız babası ta dedesine varıncaya kadar peygamber olan bir kimse. Eğer böylesini soruyorsanız işte size Yusuf, Allah'ın peygamberinin, peygamberinin, peygamberinin ve Halil'inin oğlu. Kalu dediler ki leysa an hâzâ nes'eluka, bu da değildi bizim sorduğumuz sana. Onlar etrafta yaşayan kimseler içerisinde en değerli olarak kimin Resulullah'a gözüktüğünü belli ki merak ediyorlar. Falancalar desin, filancalar desin. Böylece bir üstünlük arayışı içerisindeler. Resulullah'ın dilinden kendilerine veya birilerine bir paye çıksın istiyorlar. Kale Resulullah buyurdu ki, فَاَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي Siz bana Arap soylarını o zaman soruyorsunuz. Atalarınız, babalarınız, sonra oradan gelen sizin asaletiniz ve Allah'ın gönderdiği bu İslam'la birlikte bunun hangi şekle, hangi hale girdiğine dair bir soru anlaşılan bu. O zaman dedi ki, خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ Bilesiniz ki, cahiliyede iyileriniz hıyaruhum fil islami, İslam'da iyilerinizdir. Ama bunun bir şartı var. İza fakuhu, şayet fıkıh yani ilim sahibi oldukları takdirde yine Allah'ın Resulü bir soy, bir nesep, bir zürriyet, onların beklediği gibi bir atalar. Çünkü ataları anmaktan, cahiliyeden gelen öyle bir alışkanlıkları vardı ki Cenab-ı Hak فَذْكُرُ اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ Şu babalarınızı andığınız gibi Allah'ı anın diye emretti onlara. اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا Hatta daha şiddetli, daha çok, daha istekli olarak Allah'ı anın. Böyle bir geçmişten gelen ve dolayısıyla nesep bağı üzerinden üstünlük anlayışına sahip bir toplumda böylesi bir soruya Allah'ın Resulü'nün verdiği cevaba dikkat kesilelim. Kişilerin iyiliği onların değerini ifade eder. Ve bir kimse iyi ise Allah Azze ve Celle ona İslam'ı nasip eder. İslam'da da iyi bir kimse olur. Dolayısıyla cahiliyede iyi olanların hiçbirini Cenab-ı Hak zayi etmemiş, İslam ile müşerref kılmıştır. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın sünneti وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا Allah bir kimsede hayrı bilirse لَاَسْمَعَهُمْ Ona kesinlikle hakkı işittirir, hakka yol almasını ve hakka muvaffak olmasını sağlar. O bakımdan cahiliyedeki iyilerinizin İslam'daki iyileriniz olduğunu, خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْاِسْلَامِ Onlar şimdi İslam'da Müslümanlar olarak iyi kimselerdir. Aralarındaki üstünlük ise neye bağlıdır? اِذَا فَقُهُ İlim sahibi olmalarına bağlıdır. Çünkü iyileşmenin ve iyi yönde ilerlemenin birinci adımı öğrenmedir. O yüzden Allah Azze ve Celle buyurdu ki يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمَ دَرَجَاتِ Allah sizden iman edenleri ve kendilerine ilim verdiklerini derece derece yükseltir. Terakkinin adım adım Allah katında yükselmenin yolu ilimledir. Kişi birinci adımda öğrenir, ikinci adımda uygular, üçüncü adımda Cenab-ı Hak bu uygulamasını da ona yine ilim olarak geri döndürür. Bu kez melekelere kavuşur, içten içe temyize, furkana, nura kavuşur.
Vettekullah, siz Allah'tan sakınırsanız, ve yuallimukumullah, siz Allah'tan sakının, Allah size daha fazlasını öğretsin. Bu okuduğumuz hadis muttefakun aleyh bir hadis. Yani hem İmam Buhari sahihini almış, hem İmam Müslim sahihini almış. Dolayısıyla sadece bir sahih hadis değil, aynı zamanda sahih hadisler içerisinde birinci düzeydeki, yani Hazreti Peygamber'e ait olma ihtimali en yüksek türden hadisleri ifade ediyor. Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir başka hadis sohbetleri programında beraber olmak üzere Allah Azze ve Celle'ye emanet olunuz.